Geliyorum. Siri ya! Bağırma lan milletin içinde! Danyum! Nere ne kadar alıyor? Ne kadar? Ne kadar alıyor? Dörde kadar ne kadar gidiyor? Ağzlardan buraya ne kadar gidiyor? Çekiyor mu şu an? Çekiyor mu? Komşu. Komşu. Opa, you know, like, an alpha. What the f*** is that? Arkadaşlar, bu benim kanalım artık yani. Arkadaşlar! Arkadaşlar, merhaba! Kimse ya? Ya benim! Ne misin? Benim kanalım, hoş geldiniz. Videoya hoş geldiniz. Arka tarafta Nurdi Gündi var. Yani yardım etmek yerine sadece sorun çıkartıyor. Yarı köpek. Bugün ne yapacağız? Yanlış yapmadım. Bugüne kadar kimse yanlış. Ha bundan öncesinde yap. Yediğimiz kazıkları al. Kazı ben anlatacağım. Sen anlatacaksın. Hayır teşekkürler. En büyük kazıktan başlayalım. Bu biraz benim salaklığımdı. Arkadaşlar şimdi ben eskiden bir tane çocukla tanışmıştım. Böyle yabancı bir çocuktu. Arkadaşım. Nereli? Almanyalı. Is having glasses, having beans. Böyle sarışın mavi gözlü böyle bir tipti yani. Benim yaşımda sanmıştım. Sonradan bunu öğrendim ki 30 yaşındaymış. Neyse biz arkadaş olduk falan filan takılıyoruz. Sonra bu bana dedi ki, bak dedi biz arkadaşlarla böyle toplanıyoruz çok güzel bir etkinlik var dedi. Bu etkinlikte dedi bir tane çok ayol... Etkinlik şey, de ne biliyor musun? Etkinlik de ne biliyor musun? Bu geri zekalılar üçüncü gözlerini açacağına inanmez. Like what the... Ya da inanmıyordum ama hani... dedim bir şansımı deneyeyim dedim. Belki dedim böyle bir ruhani şeyler yaşarım dedim. Gerçek mi değil mi görüyorum. Çünkü bu bütün dünya genelinde yapılan bir şeymiş. Ne olduğunu söylemiyorum, yasal değil. Neresi yasal değil lan? Bunlara ayahuasca, huasca çayı diye... Bunlar üçüncü gözünü açacak diye iced tea içirmişler. Amına koyayım. Ayahuasca. Keşke iced tea içseydik bu arada. Şaman diye getirdikleri adam geldi, şaman 2,5 litrelik Coca-Cola şişesinden bize doldurdu içeceği. O işte artık ne vardı bilmiyorum ama ne ayahuasca'ydı ne kolaydı ne de iced yani. Belki de üçünü karıştırmış olabilirler. İğrenç bir şeydi adı. 2,5 milyar verdiler çaya. Ya. Keşke. Ne kadar? 400 euro verdi. İşte o günden beri daha param olmadı hiçbir zaman. Üçüncü kıçı da açılmadı. Üçüncü kıçım da açılmadı. Allah resmen bana dedi ki... Sen dedin parayı hak etmiyorsun. Aptal kancıkları anlamıyorum. Buna kadar uyardım. Dedim ki nereye gidersin? 50 yaşındaki teyzelerin ayinine gitti. Ve ben bu ayine gideceğim diye bir ay boyunca düet yaptım. Kiminle düet yaptın? İşlenmiş hiçbir gıda yemiyorsun, sadece salata. Steak tarta. Steak tarta. Onları yemedim tabii ki, o çiğ bir şey de yemedim de yani. Neyse. Öyle aç kaldım yani. Ama orada gerçekten... O saçma şeyi içip hiçbir işe yaramıyor. Ağlayıp böyle ağlamaktan gülmeye dönen. Değişik böyle deliren insanlar oldu. Ben dedim ki acaba bende mi işe yaramadı? Sevdiğin karameşe orada olduğunu biliyorum. Herkes böyle konuştum gizli gizli millette dedim sizce bir şey yaradı mı dedim. Bir şey oldu mu? Arkadaşlar bu gitmiş üçüncü kıtırı açacak diye. Vermiş 400 lirayı bize beni arıyor. Diyor ki Nurdi burada ismi bok olur. Bize ait verdiler. Kanki paramı nasıl alabilirim? Diğerde Sapanca'da saçma sapan bir yer. Arabam yok, geri dönemiyorum. Orada kalmışım. Resmen tarikatın arasında. Nurdi diyorum gel beni al diyor, alamam. Dolandırılıp Sapanca'nın ortasında masum mu kaldın? Ay canım benim ya. Üçüncü geldi mi? Açılmıştır. Sen biraz uyuyor, açılır. Ben şu an gelemem. O 400 lirayı bana verecektin. Keşke o 400 lirayı neler yapardım.
Kendime bir business kurabilirdim mesela. Ama neyse, olan oldu, ders çıkarmış oldum. Ne oldu? İçi dikkat yalan. Dikkat yalanmış. Önem... Yargılamıyorum asla. Böyle bu tarz şeylere inananlar yani. Üçüncü kıçtır bilmem ne de gözdür, şudur budur. Ama hep buna inanan insanlar da homofobik değilim. Asla değilim. Geyir git. Geyir git. Ama ki ve lakin et. Ben yalnız bir insan mıyım? Evet, mesela bir arkadaşımız vardı. Adamlarla... Evet, bunda hiç sıkıntı yok. Olabilir, herkes olabilir. Hiç. Ne yapıyordu biliyor musunuz? Sabah gidip bir adamı, tanımadığı bir adamın arabasına binip gok 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 yapıp akşamına da eve gelip Nihat Ati Pahalı ile orucunu açıyordu. O diye orucunun bozulduğunu söylüyordu. Ben aynı da yutmadım bir aydım. Arkadaşlar şimdi Nurdi biraz kaba anlattı ama... Hayır! Onun... Evet. Ama onun anlatmak istediği şey aslında yani cinsellik yanlış bir şey değil, kötü bir şey değil. Ama bazı insanlar bunu yanlış şekilde yapabiliyor. Mesela tanımadığı bir insanla direkt bir şeyler yapmak. Tanıştığı gün. Mesela adını bilmediğin, hatta yüzünü bile bilmediğin bir insanla bir şeyler yaşamak normal değil arkadaşlar. Bunu yapmayın lütfen. Tehlikeli. Her şeyi kapabilirsin. Son zamanlarda kafayı yemişti. Sonra olayları biraz abartmaya başladı arkadaşımız ve bize şey demeye başladı. Sabah işte eve 5 kişiyle geleceğim. Ay bunu komik sanıyordu. Eww! Kraliçenin evinde sabah 5 kişi mi? Harem kuracağım falan, bu tarz şeyler. Benim evim bir ayda bir de eski evimde oldu bu olaylar. Herkesin yaptığı şey kendini bağlar ama hayır. Bazen bağla. Tamam çili de olsun. Ama bazen böyle insanların yaptıkları size zarar vermeye başlayabiliyor maalesef. Biriyle buluşup her gün başka birine aşık olup gelip yanıma ağlıyordu. Evet. Onu hala seviyorum. Bira. Ne olmuş? Bireden sonra tek konuştuğunuz konu kimin kiminle işte kimin kiminle kim seni aldatmış, kim şunu yapmış, kim bunu yapmış. Arkadaşınızla sadece tek konuştuğunuz konu bu yani seks üzerine olmaya başlıyor. Arkadaşınızın cinsel ilişkileri üzerine olmaya başlayınca ben zengin olmak istiyorum. Evet, biz biraz para konuşmak istiyoruz. Biz para hakkında konuşmak istedik. Bize diyorduk ki biz diyorduk ki biz para. Biz business yapacağız diyorduk ama bize diyorduk ki ben sevmez, akıma özveriliyim. Hayatınızdan çıkarmaya çalıştığınızda sizi homofobik ilan edebiliyorlar ya da size ahlak bekçisi ilan edebiliyorlar. Bunda benim yaptığım tek şey kendimi korumaya çalışmak. Hayatımın nasıl bir yöne gitmek istediğini, çevremdeki insanlar çünkü gerçekten sizin hayatınızı etkiliyor. Ve farklı bir hayat istiyorsanız farklı insanları seçmek zorundasınız. Para! Evet. O zaman niye hala fakirin? Nurdi'ye de fakir diyorlar ama iPhone'u var arkadaşlar. iPhone kes sesi! Ben bunu vergiden düşmek için attım. O sürtük yalan söylüyor. Yani iPhone vergi... Lalalala seni duyamazlar. Nurdi'yi bu ortamın içinde düşünsene diyor. Onları sileyliyordum. O benden korkarlardı. Bitch aslında benden böyle durumlarda korkarlar. Çok korkutucu oluyor çünkü. Asla lafını çekinmeden, kırıcı bir şekilde. Biliyor musunuz? Ben bazılarını... Böyle insanların bazılarını... Ortalık malı diye kaydettim telefonumu. Zamanında bana da ortam a**sın. Demedim. Arkadaşlar. Bence herkes bu insan tiplerinden uzak durmalı diye düşünüyorum. Bana berber oldu. Evet arkadaşlar, bugün de bu videonun sonunu... Afiyet olsun. Olursa. Yine videoya kapanış yapacağım, bir sus. Bitmiyorum O cipsi de nasıl yiyorsun? İğrenç bir şey.
Gerizekalı. Lan hep tamam. Kapanış yapacağız. Tamam. Ses çıkarma. Bu videoyu Hakan, Serdar, Başuracağım arkadaşlarım, kısa konuşun diye seyrediyorum. İlk video olduğu için öyle kasmayayım, öyle bir konuşalım, sohbet edelim dedim. Videoda zaten arkada da izin vermedi pek video çekmeme ama yine de teşekkür ederim. Ben bir daha kameraman olmayacağım. Karam nerede? Çocuk istiyor.